Rüyada kalorifer peteği görmek sevgili arkadaşlarım rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre görülüş şekline göre yanındaki sembolü göre anlamlar değişir yani bir sembolü gördün bardak sembolü gördün o neredeydi arkadaşlar diyelim salondaydı koltuğun üstündeydi çok farklı anlamlara gelir başka kimler vardı amcanın oğlum vardı kim vardı bu değişir arkadaşlar yani. Sembollerin kendi anlamları vardır. Başka bir sembolle yan yana geldiğinde anlam değişir. İki olumlu sembol yan yana geldiğinde olumsuz anlam da çıkarabilir. Tek şekilde yorumlanmaz rüyalar. Bir bütündür arkadaşlar. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre evli misin, bekar mısın? Beyaz yastık rüyası senin için hayırlı olacak kişiyle tanışmayadır bekersen. Ama evleneceksin anlamına gelmez. Çünkü rüyalar süreçleri bildirir. Ha şey beyaz yastık evliysen bunu gördüm nedir? Eşinle tartışma zaten içinde bulunduğumuz çağda arkadaşlar. Benim yani tanıdığım evlenen arkadaşlarımın şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. %70'i boşandı yani boşanma oranları inanılmaz boyutta. Bunu sadece maddiyat olarak düşünmeyin arkadaşlar. Çok farklı sorunlar çıkıyor. Yani her şey sorun olabiliyor. Aynı çatının altında her şey sorun olabiliyor arkadaşlar. Çok farklı şeyler evlilik. Kalorifer peteği nedir sevgili arkadaşlarım? Arkadaşlar kalorifer, kalorifer peteği yatırımınızdır. Yatırımla ilgili konulardır. Risk almaktır, yatırımdır. Şimdi nasıl biliyorum ben de paranın P harfinin olmadığı yani elimde hiç kuruş olmadığı zamanlarda kredi çekip bilgisayar aldım. Bu benim için riskti ve o gün onu aldığımda kalorifer peteğinin yandığını gördüm. Ya da normal bir şekilde de görebilirsiniz. Anlam değişmez arkadaşlar. Yani rüyanın anlattığı şey şu. Sen yatırım yapacaksın ve o senin hayatını değiştirecek. Yani eğer yaptığınız yatırımlar arkadaşlar olumlu sonuçlar verecekse kalorifer peteği görürsünüz. Tam o yatırım yapacağınız günde görebilirsiniz arkadaşlar. Her tarafta kalorifer petekleri görebilirsiniz ya da daha sonrasında da görebilirsiniz. Yani rüyanın söylediği şey şu. Sen risk aldın, yatırım yaptın, yüzün gülecek. Ama kaloriferin böyle kırıldığını gördün, işte yere düştüğünü gördün. O yatırım tutmayacak, param boşa gidecek demektir. Kalorifer peteği gördüyseniz şunu bilin arkadaşlar. Yatırım yapma düşünceniz var. Normal bir şekilde görüyorsanız yani şeyde normal bir şekilde görüyorsanız, hiçbir hasarsız görüyorsanız rüya diyor ki bu düşündüğün şey yatırım senin için hay hayırlı olacak. Eğer hani benim gibi kredi çekip ben bilgisayarcıyım aman ne bilgisayarcısı. Eski terimlerden gidiyorum. Daha öncesinde formatçı derlerdi arkadaşlar. Yazılımcıyım arkadaşlar. Ya bilgisayara ihtiyacım vardı o zaman hayatımı yazılımda sürdürüyorum. Gayet güzel, memnunum arkadaşlar hayatımdan. Yani çalışıyorum, gece gündüz çalışıyorum ama hani tek başıma çalışıyorum. İş arkadaşlarından ben hep kötülük gördüm. Yani hani işçiler kardeş değildi bana. Kardeş olan işçiler vardır. Hani çok bildiğimiz bir slogandır arkadaşlar, işçilerin kardeş olması. iyi insanlar denk gelmiş onlara. Benim yine aralarında işçi arkadaşlarımdan iyi olanlar vardı ama çoğu çatardı kendi işini yaptırırdı. Bir kardeşlik ortamını ben görmedim arkadaşlar. Çeşitli yerlerde çalıştım, farklı illerde çalıştım vesaire. Yani görmedim ama iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Yani her yerin denklemi budur. Şuranın adamı kötü olur değil, iyisi de var, kötüsü de var. Yani öznesi bu arkadaşlar. Kalorifer peteği yatırımdır. Yatırımdır. Yani rüya diyor ki sen risk aldın, yatırım yaptın, olumlu sonuçlanacak. Budur sevgili arkadaşlarım yatırımla alakalı konulardır yani o yatırım yüzünüzü güldürecekse kalorifer peteği görürsünüz tam o parayı yatırdığınız günde görürsünüz arkadaşlar kalorifer peteğini aklınızda düşünceler sizi boğarsa arkadaşlar ki buraya düşünceler saldırır genelde yine kalorifer peteği görürsünüz. Öyledir sevgili arkadaşlarım kalorifer peteği risk aldın yatırım yaptın kazanacaksın diyor rüya bunu diyor arkadaşlar çok güzel bir rüyadır. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Yani bana çalışma hayatımda kötü insanlar denk geldi. Çok iyiler de vardı ama hani 5 kötü varsa bir iyi vardı. Ya hiç çalışmadan para kazanmak istiyor. Kendi işini de bana yaptırmaya çalışıyor. Benim maruz kaldığım işçilik hayatımda, çalışma hayatımda insanlar öyleydi. Kasadan paramı çalarlardı vesaire. Tabii ki yani şu denklem şu. Hani Şuranın insanı iyi mi? İyisi de var, kötüsü de var. İşçiler iyi mi? İyisi de var, kötüsü de var. Patronlar iyi mi? İyisi de var, kötüsü var. Denklem bu arkadaşlar. Allah iyilerle karşılaştırsın. Din, dil, ırk fark etmez. Bakın, iyi insan iyi insandır. Allah iyilerle karşılaştırsın.